M.Ö. önce 5. yüzyıl Atina'sının en önemli kamusal alanı olan Agora'ya bakıyoruz. Kutsal yoldan çıkıldığında, Akropolis'in üstünde Atina'nın kutsal mekanları olduğu gibi en aşağıda da vatandaşların söylevler verdikleri Atina'nın demokrasi denemesinin kalbi vardı. Milattan önce 5. yüzyılda vatandaşların devlette söz sahibi olmaya başladıklarını görüyoruz. Ama Atina'daki demokrasi bizim batı dünyasında gördüğümüzle aynı değildi. Atina'nın vatandaşları devletteki temsilcileri için oy vermiyorlar, direkt katılımcı oluyorlardı. Güzel konuşabilen veya zengin biri bir seçim sayesinde politik güç kazanabilirdi. Bu yüzden parlamentodaki koltuklar seçim yerine dönüşümlü olarak belirleniyordu. Yalnız bazı az sayıdaki görevliler için seçim yapılır. Bunlar için de bazı özel nitelikler gerekirdi. Mesela Perikles 15 defa yeniden general seçilmişti. Perikles yaklaşık 30 sene boyunca Atina'nın neredeyse lideri denebileceğimiz bir konumda kaldı. Burada önemli olan oluşan ve biçimlenen demokrasi düşüncelerinin ne demek olduğunu anlamaktır. Fazlasıyla sınırlandırılmışlardı. Toplumsal yaşamda ve devletin kararlarında yer alabilmek için vatandaş olmak, vatandaş olabilmek için de erkek ve Atinalı olmak gerekiyordu. Dahası, Atinalı büyük general Perikles, katılım şartı olarak hem anne hem de babanın Atinalı olması gerekliliği gibi kuralları ekleyerek daha da sıkılaştırmıştı. Müzenin içerisinde de demokrasinin uygulanış yöntemlerini görebiliriz. Jürilerde kimin olacağını belirlemeye yarayan ilkel makineler vardı. Aynı zamanda yozlaştığı ortaya çıkan yöneticilerin sürgün edilmesi amacıyla yapılan oylamalarda kullanılan ve üzerinde ibareler bulunan küçük çömlek işlerini görüyoruz. Eğer bir vatandaşın gücü elinde toplamaya başladığı görülürse, diğer vatandaşlar onun sürgün edilebilmesini oylayabilirlerdi ve o kişi gerçekten de Atina'yı terk etmek zorunda kalırdı. Bu bir kimsenin fazla güç elde etmesi durumuna karşın farklı noktalarda denetimlerin olduğunu anımsatması bakımından güzel bir örnektir. Ama en önemlisi demokratik yönetimin ardındaki felsefenin oluşmasıdır. Büyük ihtimalle bunun en bilinen tanımı Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Pelopones Savaşı'nın kayıtlarını tutan tarihçi Thucydides'in savaşın başlarındaki bir cenazede Perikles tarafından verilen nutkun anlatımındadır. Yasalarımız tüm kişisel çatışmalarda herkese eşit hak tanımaya imkan verir. Bireyin sosyal statüsüne bağlı toplum yaşamındaki ilerlemesi sınıfından kaynaklı olarak yapabileceklerine dair ön yargılara bağlıysa sınıfsal anlayışın liyakat ile çatışmasına izin verilmez. Gene yoksulluk da önünü kapatmaz. Eğer bir kişi devlete hizmet edebilecekse bulunduğu sınıfın belirsizliği onu engellememelidir. Tuğsi Dadis aracılığı ile Perikles'in işaret ettiği kavramlardan bir meritokrasi olup zengin olarak doğmamış bile olan yetkin bir kişinin cevherinin boşa gitmeyeceğidir. Diğeri ise hukuk önündeki eşitlik fikridir. Bunlar batı düşüncesindeki demokrasinin temel prensipleridir. Belki de bunun için 5. yüzyıldaki Atina'ya bakıp da onu hayalimizde biraz fazla büyütüyoruz. Hele de ne kadar kırılgan, ne kadar sınırlı ve ne kadar da kısa ömürlü olduğunu göz önüne alırsak. Özetle bu mekan bir alım satım, bir pazar yeri olarak başlamış. Arkaik dönemle sonrasındaki klasik dönemde de adım adım devlet yönetim binaları ile hatta bazı kutsal noktaların bulunduğu bir alana dönüşmüştü. Tabii ki en kutsalı Akropolis'in tepesindeydi. 5. yüzyıl agorasında gitgide artan önemli sayıda yapı inşa edilmişti ki bunların arasındaki en önemlisine stoa denirdi. İnsanlar günlük hayata da dair her türlü işlerini burada yürüttükleri gibi politik tartışmalarda yapmış olabilirler. Senede bir kez büyük bir kortej Agora'dan geçip kutsal dağa çıkardı. Bu Atina'daki en büyük dini festival şehrin koruyucusu Tanrıça Athena'ya adanmıştı. Agora'ya göz gezdirdiğimizde Atinalılardan oluşan bu kortejin Parthenon'a çıkışını hayal edebiliriz. Seviyorum. Agora'ya öylesine bir bakmayı ve ünlü filozof Sokrat'ın başa bela sorular sorarak buralarda gezindiğini hayal etmeyi. En sonunda kendini Atina'da devletinin düşmanı haline getirecek rahatsız edici sorular sorarak ve sonunda da onu idamına götüren sorular.